Mutlulara hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Veranti BBVA'nın teknoloji kampüsünde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Recep Bey'in de bahsettiği gibi Veranti BBVA'nın ve sahip olduğumuz iştiraklerin dönüşümünde önemli bir itici güç olan teknoloji organizasyonumuzun, Veranti Teknoloji'nin ve onunla birlikte yine Veranti BBVA'nın bütün şirketlerinin merkezi operasyonlarının yönetildiği Abaküs şirketimizin bulunduğu bir kampüste sizleri ağırlıyor olmaktan çok mutluyuz. Bildiğiniz üzere sektör olarak özellikle son 10 yıldır çok yoğun bir şekilde fintech konuşuyoruz. Fintech ekosistemi gelişiyor, fintechler finansal teknolojilerin şekillenmesinde önemli bir rol alıyorlar. Finans sektörünü belki disrupt edecekler ve hayatımızda bir fintech kavramı var. Biz bu şeye baktığımız zaman fintech kavramının dönüşümüne baktığımız zaman aslında bizi böyle bir yolculuğun içerisinden geldi. Bugün Veranti BBVA Teknoloji aslında 25 yıl önce adına teknoloji ismi konulmuş bir şirket. Şöyle 90'lara döndüğümüzde finans sektörü liberalleşirken teknolojik altyapılara yatırım yapmaya başladığı dönemde departmantal bir rol olan teknoloji fonksiyonları zamanla daha büyük yapılara ulaştılar ve finans şirketlerinin daha çok otomasyonu odaklanan yapılar halinde. 1998 yılında içinde bulunduğumuz grubun bütün finans şirketlerine hizmet edecek bütün teknoloji organizasyonlarını bir araya getirip Veranti Teknoloji ismi altında topladık. Aslında o gün bu ismi verirken fintech kavramını konuşacağımızı düşünmüyorduk ama dönüp baktığımızda Türkiye'nin öncü finansal teknoloji üreten şirketlerinden bir tanesini 25 yıl önce ismi Veranti Teknoloji olarak koyarak hayata geçirmiş oldu. Bu şirket kurulduğu andan itibaren de sektörde öncü olmaya hem aday oldu hem de pek çok öncü işe, yeniliğe, ürün ve inovasyona vesile oldu. Onları hayata geçirdi. Bugün resimde gördüğümüz Veranti BBVA iştiraklerinden emeklilikten portföye, Romanya'daki iştirakimizden yatırımımıza kadar pek çok şirketimizin bütün teknoloji ihtiyaçlarını karşılayan şirket bugün Veranti BBVA Teknoloji. Tek rolü de bu değil. Bunun yanında yeni iş modelleri hayata geçtiğinde onları ete kemiğe büründüren, onları hayata geçiren bizim yine şirketimiz de Veranti BBVA Teknoloji. Ki biz Veranti Teknoloji'yi 1998 yılında kurduk dedik. Ondan hemen bir yıl sonra yine bir öncü fintech şirket olan GÖSAŞ'ı kurdu. 1999 yılında da ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren ve kurulduğu andan itibaren de ödeme sistemleri alanını oyun şeklini değiştiren şirket olan, bütün yenilikleri sektörü kazandıran GÖSAŞ'ı da hayata geçirdik. O da bu sektördeki önemli fintechlerden bir tanesi oldu. O günden bu yana dediğim gibi bu finansal şirketlere hizmet etme ilave olarak yeni business modelleri de hayata geçirmeye devam ediyoruz. Son bir yıl içerisinde de kurduğumuz Veranti Finansal Teknolojiler AŞ'nin altında kendi altyapılarımızı kurarak, yani kendi platformlarımız üzerinde kripto biznesini hayata geçirdik. O da bizim artık kripto fintechimiz haline geldi. Ve yine ödeme sistemleri alanında geçen hafta lisansını aldığımız TAMİ şirketimiz de yeni kurduğumuz fintechlerden bir tanesi. Yani şöyle dönüp baktığımız zaman Veranti BBVA Teknoloji finans sektöründe oluşacak her fırsatı Veranti BBVA markası altında oluşturmak ve ete kemiğe büründürmek açısından güç aldığımız, değer yarattığımız en önemli iştirakimiz. Bu dönem içerisinde 3 tane konuya çok odaklandık. Bunlardan bir tanesi, biraz önce Recep Bey de söyledi, insana yatırım yapmak. Hakikaten ki Fatih Bey'in detaylarından da bahsedecek, büyük bir insan kaynağına sahibiz. İkincisi, gelişen teknolojileri çok yakından takip etmek ve teknolojiye yatırım yapmak. Bugün kampüs turunda onunla ilgili de güzel örnekleri de göreceğiz. Yani nasıl bir teknoloji yatırımını yaptığımızla beraber görüyor olacağız. Üçüncüsü de felsefe olarak müşteri memnuniyetine odaklı ürün servis üreten ekipler yaratmak. Yani müşteri memnuniyetine yatırım yapmak. Bu üç unsurda da bugüne kadar ürettiğimiz ürün ve servislerle gerçekten iyi iş yaptığımızı düşünüyoruz. Ve bundan da açıkçası gurur duyuyoruz. Değerli konuklar, bugün aslında bankacılık sektörü müşterilerin beklentisi açısından da çok hızlı değişiyor. Bu değişikliğin en başında da doğal olarak eskiden büyük kurumlardan gelen teknolojik dönüşüm her
Hayatta pek çok, hayatımızdaki pek çok konunun dijitalleşmesiyle birlikte reylerin de yaşadıkları deneyimleri değiştirdi. Bugün sosyal medyadan seyahate kadar pek çok konuda artık hayatımız dijital. Öyle olunca müşterilerimizin beklentisinde çok büyük değişim oldu. Bunların başında ne var diye bakarsak bizlerle relevant ilişkiler kurmak istiyorlar. Anlamlı ve relevant ilişkiler kurmak istiyorlar. Bunu yapmak için çok yoğun bir teknoloji yatırımı yapmak ve bu teknoloji yatırımıyla üretilen veriden değer üretmek gerekiyor. Bugün garanti verilerek teknolojide ürettiğimiz ürün ve hizmetlerde müşterilerin ihtiyaç duyduğu 7/24 çok hızlı respons veren ve kendileriyle relevant olan ilişkileri hayata geçirdiğimiz ürün ve servisleri yaratmaya devam ediyor. Biraz gözünüzde canlanması açısından bir iki tane örnek vermek istiyorum. Bunlardan birincisi bu ay 5 Şubat ayında mobil uygulamamıza dakikada 35 bin müşteri login oldu. Ve bu 35 bin dakikada 35 bin müşterinin girmesi neredeyse şubelerimize, her bir şubemize 400-500 müşterinin dakikada bir gir hizmet alıp çıkması anlamına geliyor. Ve bu müşteriler 1.3 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiler. Bu işlemleri gerçekleştirirken arka tarafta da biz çok büyük bir veri üzerinden bu anlamlı ilişkiyi yönetecek çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. Yine örnek vermek gerekirse biz her gün 73 terabaytlık bir veriyi işleyip üzerinde 300'den fazla modeli çalıştırıp ve bu 300'den fazla modelin üzerinden 170 milyondan fazla müşteri etkileşimini takip edip 2.7 milyon tekil müşteriye 4.7 milyon aksiyon, gerçek zamanlı öneride bulunuyoruz. Bu öneriler bir satış önerisi olabilir, bu öneriler yapmaları gereken bir aksiyonu hatırlatma önerisi olabilir. Onların finansal sağlığını korumak için ihtiyaç duydukları her tür şeyi onlar adına düşünüp, onlar adına yorumlayıp önermeye çalışıyoruz. Tabii bu da çok ciddi bir teknoloji yatırımının hazır olması ve ayakta olmasıyla gerçekleşiyor. Tabii bu kişisel deneyimleri yaratmak için büyük bir ekibimiz var dedik, büyük teknoloji organizasyonumuz ve yatırımımız var dedik. Burası büyük bir fabrika. Bu fabrikanın da bir farklı bir çalışma prensibi var. Yani geçmişte teknoloji üretimi, ki teknoloji basını aramızda olduğu için çok iyi biliyor, teknoloji organizasyonları ayrı bir yerde dururdu. İş kollarından talepler gelir, teknoloji organizasyonunda bunu hayata geçirmeye çalışırdı. Son 5 yılda bu radikal bir şekilde değişti. Özellikle dijital şirketlerin kullanmaya başladığı içerik metodolojileri biz de Türkiye'de 2017 yılında ilk defa pilotlayan finansal şirketlerden bir tanesi oldu. Burada gördüğümüz verimli ve başarıya da hayatımıza geçirmek konusunda hızlı ve seri aksiyonlar aldık. 2019 yılında tüm üretim ekibimizi çevik metodolojilerle çalışır hale getirdik. Bugün baktığımız zaman 400 tane takım çevik metodolojilerle çalışıyor ve her yıl 800'den fazla projeyi bu metodolojileri kullanarak hayata geçiyor. Çevik metodolojide nasıl çalışıyoruz? Teknoloji organizasyonu ve iş kollarından gelen arkadaşlarımızı tek tek halinde çalıştırıyoruz. Artık bu binada birlikte yakın bir şekilde çalışıyorlar. Fikir aşamasından hayata geçene kadar olan süreçte otonom kararlar alıyorlar, planlamayı kendileri yapıyorlar ve 2 haftalık sprintlerle elde tutulur ürün ve servisler üretmeye çalışıyorlar. Bu tabii bizim için hem verimlilik anlamında hem yüksek kaliteli ve çok daha müşteri odaklı ürünler çıkartmak anlamında ciddi bir iş yapı şekli değişikliği haline geldi. Yani ihtiyaçtan son lansmana kadar geçen süreci teknoloji ekipleriyle iş kollarından gelen arkadaşlarımız, işin sahibi olan arkadaşlar hep beraber üretir hale geldiler. Bunun söylediğim gibi verimlilik, hayatımıza verimlilik artışı olarak çok büyük katkısı oldu. Aynı zamanda projelerimiz daha kısa sürede tamamlar hale geldik. Projelerimizin büyüklüğüne bağlı olarak kimilerini 3 aydan önce, kimilerini 6 aydan önce hayata geçirmelerini istiyoruz ki geçmiş yıllarda teknoloji projeleri öyle yıllarla konuşulan projelerdi. Artık çok daha hızlı bu sprintlerle proje üretir hale geldik. Bu metodolojiyle ilgili ihtiyaç duyduğumuz değişiklikleri de hem organizasyon olarak hem de ellerimizdeki tool'larla da her geçen gün yine aynı felsefeyi değiştirmeye, yenilemeye devam ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bu bahsettiğim finansal şirketimizin
nasıl bir yapıya sahip, nasıl çalışıyor, nerelerde faaliyet gösteriyor.